Yaşama Sanatı Garden World Cyprus katkılarıyla yayınlanmaktadır. Yaşama Sanatı'ndan herkese kucak dolusu sevgiler sevgili izleyiciler. Bugünkü konuklarım benim için çok değerli. İkisi de çok değerli eğitimci. Ortak noktalarımız da var Ankara. tabii ki Ankara'da okudukları için. Onları Karakoca olarak davet ettim programa. Çok da mutlu oldum. Hemen konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Emekli felsefe öğretmenimiz Teoman Ersöz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda benim gözümde çok değerli bir şair, çok güzel şiirleri var. Ve çok değerli eşi yine emekli öğretmen Solmaz Ersöz. Çok güzel resimleri var. Benim gözümde çok değerli bir ressam. Teşekkür ederim. Şu hemen böyle yavaş yavaş kısaca böyle özgeçmişinizden bahsedelim. Teoman Bey tabii ki siz bahsedeceksiniz ama ben evet, sadece tabii. Üniversite anlamında tabii. Ankara dedik ortak noktamız. Evet. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden mezunsunuz. Felsefe bölümü. Felsefeyi çok severim. Ankara'daki felsefe hocam Nagihan Hoca'ya buradan sevgiler. Kim bilir belki beni izliyordur. Bilemeyiz. Hayat tesadüflerle doludur. Sınıfta herkes böyle uçak yaparken ben sürekli felsefedim. Şunu demiş, bu ne demiş, Kant ne demiş, ne yapmış. Böyle hayatlarını okurdum. Öğretmenim şey derdi. Eylem senden çok iyi felsefeci olur. Ama maalesef babam şey derdi, ne yapacaksın, okuyacaksın, aç mı kalacaksın falan derdi bana. Doğru. Bazen aileler de yönlendirmeleri gerekiyor çocukları. Solmaz Hanım'ın da yine ortak bir noktamız daha var. Gazi Üniversitesi'ni çok severim. Annemin mezun olduğu bir okul. Her zaman onun okuluna gittiğimde üniversiteye bana derdi ki, bir gün sen de buraya geleceksin derdi. Allah rahmet eylesin, ben onu 9 yaşında kaybettim. Çok ilginçtir ki ÖSS puanım çok yüksekti ve ben bir gün sen burada okuyacaksın, seni de buraya alacağım dediğinde şey demiştim kendisine, sınavımı, ÖSS sınavımı Gazi Üniversitesi'nde, yani düşün bir sürü okul dururken Gazi Üniversitesi'nde sen sınava giriyorsun. Böyle bir tesadüf olamaz yıllar sonra. Beni çok duygulandırmıştı. Sınava başlarken önce kendime gelemedim, bayağı bir ağlıyorum. Oradan gözetmen şey dedi, acaba dedi çalışmadın mı, ne oldu, niye heyecan yapıyorsun? Çok duygulandım dedim, benim için çok değerli bir binada sınava girdim. Annem, güzel bir tesadüf. Demiştim. Çok güzel bir tesadüf. Siz de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fen bölümünden evet. Mezun oldunuz. Şimdi tabii ki Teoman Bey'le hemen değerli hocamla... Evet. Başlayalım. Felsefeyle bir başlayalım. Tabii. Üniversite yılında mı tanıştınız? Efendim biz tesadüfen aynı okulda çalıştık. Ben 1961 yılında başladım göreve. Namık Kemal Lisesi'nde. Evet. Bir sene sonra da eşim oraya tayin oldu. Arkadaş olduk. Çok güzel. Orada. Öğretmen odasında arkadaşlığımız böyle toplu vaziyette ama genellikle biz yan yana olurduk. Birbirimize böyle alışmaya başladığımız için. Peki, ve kahve, birlikte kahve içerdik. Tesadüf böyle bir resim öğretmeni vardı arkadaşı. O da şeye bakmaya çok merak, fala bakmaya çok meraklıydı. Sevgili öğreniyoruz. Evet. Bizim fallarımıza bakarak böyle yorumlar yapardı ikimizle ilgili. Sanki bize bir şey telkin ediyormuş gibi. O arkadaşınız hayatta mı? Hayattan Hacı Hanım'dır. İsmini de söyleyeyim. Sevgiler kendisine. Ve böyle tanıştık ve bir sene devam etti ve yani dışta buluşmamız vesaire hiçbir şey yok. Zaten o zaman pek öyle şeyler yoktu. Öyle bir şeydi ki. Gözlerine baktınız mı? Öyle bir şeydi ki şöyle anlatabilirim size.
bir erkek bir kıza baktı mı aman onu sevdi derlerdi. Öyle bir yani kapalılık vardı. Tabii biz öyle değildik. Evet, evet. Böyle sohbet ede ede bir gün o kadar bir alışkanlık oldu ki o alışkanlık işte izdivaca kadar gitti. Evet çok güzel. Hani peki hiç Solmaz Hanım'a tabii ki şiirler yazmışsınızdır değil mi? Mutlaka var. Hiç o dönemlerde, var, o dönemlerde ona şiir yazıp. Bilmem şey yayınlandı mı kendisine veyahut yazdığım şiirlerin içerisinde ama şunu ona ilk bulmak, yazdığınız şiiri hatırlıyor musunuz? Keşke bulmak kolay olsa. Solmaz Hanım size yazdığı ilk yani, İlk yazdığında. Hayır. Etkilenmiş yani, miydiniz mesela size şiir yazdığında? Mutlaka tabii ki. Çok önemli. Yani o kadar çok yazdı ki. İşte herhalde biz artık böyle hafızasını biraz yani hafızamızı biraz yitirdik galiba. Peki. Onun için hatırlayıp söyleyemeyeceğim. Şimdiki gençlere baktığımızda düşünsenize o dönem tanışmışsınız. İkiniz de Ankara'da okumuşsunuz. Böyle sanki artık etrafımıza baktığımızda farklı bir sonuçta fen bölümünü okumuşsunuz ve felsefe bölümü. Ve hani bir şiir yazan böyle çok böyle duygusal bir insan karşınıza çıkmış. Ama günümüzde baktığımızda böyle nerede şiir yazan erkek mi kaldı kalmadı? Gerçekten yok. Yazıyor. Nerede? Okuyan bile yok. Evet, evet. Kaldı ki yazan. Yani. Solmaz Hanım siz de çok ilgimi çekti. Tamam fen bölümünden mezun oldunuz. 88 yılında Mausa'da öğretmenlik yaptınız. Matematik fen derslerine girdiniz. Uzun yıllar ama 1990'lı yıllarda 90'dan 92'ye Salih Bayraktar'dan resim kursları almışsınız. Evet. Peki neden resmi seçmediniz de fen bölümünü okudunuz? Şanssızlık oldu. Çünkü ailem beni burslu olarak gönderebilirdi sınava, tahsile. O yıl resime ait sınavlar açılmadı. Evet. Ve benim zaten bütün derslerim eşit durumdaydı. Hepsini çok seviyordum. Ama duygusal olarak resime biraz daha yakındım. Çok güzel resimleriniz ekranda şu anda. Evet. Neticede hiç tereddüt etmeden fen sınavına girip feni kazandım ve gittim. Ama giderken inanmayacaksınız götürdüğüm eşyalarımın içerisinde resimle ilgili bir takım bir şeyler götürmüştüm. Orada belki resim yapmaya devam ederim diye. Evet. Çok aslında zor şartlarda, çok zor dönemlerde ikiniz de gitmişsiniz. Evet. Bir aile için çok önemli. Yani uzakta evet. Evladınızı üniversiteye göndermek, her ne kadar tamam burslu kazansanız da bir şekilde orada harcama yapacaksınız, kalacaksınız değil mi? Kıbrıs'ın durumu da pahalı ortada. Pahalıydı, yani evet. Aslında pahalı bir işti. Tahsile göndermek o zamanlar için ancak zengin evlatlar okuyabilirdi. Evet. İlk defa benim nesil toplu olarak şey etti, gitti. Bu da şeyden kaynaklanırdı. Gene Türkiye bir enflasyona girmişti. Ve Kıbrıs'ta da sterlin geçerliydi. Ve biz sterlin karşılığında çok fazla miktarda TL alırdık. Evet. Ve aldığımız o TL orada rahatlıkla geçinmemizi sağlardı. Çok mesela ben 2000 Türk lirasıyla gittim tahsile ilk senemde. 2000 lira hiç unutmam Ulus'ta Ray Bank'a yatırdım o parayı. Bütün sene o parayı kullandım, yurt parası ödedim. Yemek parası ödedim ve ilk seneyi bitirdikten sonra döneceğimde 600 lira da bankada kaldı param. Evet. Biriktim. Yani şimdikiyle yani kıyaslanınca çok dediğim enflasyondan kaynaklandığı için ama böyle kaçak geçirirdik TL'yi onu da söyleyeyim yani çünkü Türkiye'nin o zamanlar dövize ihtiyacı olduğu için
TL geçirilmesini yasaklamıştı dışarıdan. Ki mecbur kalsın yolcu, beraberinde döviz geçirsin. Evet, evet. Biz gizli olarak geçirdik TL'yi. Yani okumak için her şey... Onu, yani anlatmak istediğim evet. Okumak zordu. Çok zor. Ama bizim nesil hemen hemen böyle okudu diyebilirim size. Kesinlikle. Yani biraz da gümrükçüler göz yumdular. O zaman da Türklük, Rumluk çatışmaları vardı. Ve Kıbrıs Türküne karşı bir sempati vardı. Evet. O sempatiyle çünkü bir varoluş mücadelesi veriyorsunuz burada. O sempati tabii olacak. Onun için yani bizi gümrükçüler çok sıkıştırmazdı. Şimdi ben de bir şey hatırladım. Son zaman bir şey söylüyor. Şimdi ilk gittiğimde ben de aynı şekilde götürdüğüm parayı 1000 lira kadardı. Paltomuzun astarının içine dikmiştik. Şimdi gümrük de bana sordu. Oradaki sorumlu. Kaç para getirdin? Ben de dedim hiç çok yanlış bir cevap. Peki kızım dedi bana sen nasıl geçineceksin burada? Para getirmedin. Nasıl bir cevap vereyim ve kurtulayım? Dışarıda dedim akrabalar bekliyor beni. Onlar dedim yardımcı olacaklar. Böyle bir anımı hatırladım. Yani böyle okuduk. Evet, çok zor şartlarda. Çok zor. Ve babanızla ilgili bir şiiriniz var. Ve babam, evet. Babam, yani şöyle başlayayım ona. Yani babam 2000 lirayı benim için biriktirdi ve bir sene okudum. Yaz tatiline döndüğüm zaman babamla bir ay bile görüşemedik ne yazık ki. Yani birinci yılın sonunda. Birinci 1958. 1 Temmuz'unda babam vuruldu, şehit oldu. Evet. 43 yaşındaydı ve ailemize tek bakan da oydu. Tek bakan oydu. Yani dükkanımız bizim Rum semtindeydi. Babamın berber dükkanı vardı. Köseoğlu mahallesinde. Niyetleri tabii Eyüka'nın Köseoğlu'ndan Türkleri kovmaktı. Evet. Kovmaktı. Bunun için en çok sevilen insan kimdi? Ve düzgün yaşamasını bilen bir insan babamdı. Ve onu izlediler. Çarşıya giderken bisikletiyle arkasından vurdular, öldü ve böylece biz çaresiz kaldık, bakımsız kaldık. Tam kaç yaşındaydınız siz? Tam 18-19. 18. En çok ihtiyacınız yetim, olduğu zamanlar. Yetim sayı, çok ihtiyacım vardı. Ve çok acı bir şey anlatayım size. Babamın eşyalarını yükledik şeye, kamyonlara ve Türk bölgesine taşıdık. Ve bir sandığı vardı. O sandığında kendinden başka ne var, kimse ne var ne yok bilmiyordu. Evet. Sandığını açtığımızda içinden 1000 Türk lirası çıktı. Ve gözlerimden yaşlar boşaldı. Benim için, tahsilim için sakladığı paraydı o. 1000 Türk lirası. Evet. Ve çok ağladım. Ve hırslandım. Madem ki babam beni okutmak ister dedim. Ben de canımı dişime takarak okuyacağım dedim. Ve gittim, döndüm Ankara'ya. Bir abim vardı. Talim terbiyede çalışırdı o zaman. Teyzemin oğlu. Yeni mahallede oturan. Biraz hikaye oldu. Kusura bakma. Yani rahatsız olursanız durdurun beni. Abime gittim. Dedim abi böyle çok sıkıdayım dedim. Tamam gel bizde kal. O zaman otelde kalırdık. Daha iyi yurt bulmazdık. Yurtlar doluydu. Gel bende kal dedi. Bir süre ta ki bir yer bulalım sacın için. Gittim ve aynı zamanda abim bir öğrenci buldu bana. İngilizce. Evet. Nasıl diyeyim şeyi, bir ayağı fesli. Fakat çok zeki bir öğrenciydi. Koleje girmek için. Ve ben başladım koleje girmek için uğraşırdı o çocuk.
ona yardımcı oldu. Babası orman mühendisi. Çok selamlarım olsun sağ olsalar. Çok iyi bir aile. Ve o çocuğa ders verdim. Başardı, girdi koleje. Ve o bölgede, o semtte o bölgenin ismi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafı Ankara'da. Evet. O bölgeydi. Kurtuluş. Kurtuluş Tepeci. Kurtuluş tarafı. Kurtuluş tarafı. O bölgede isim yaptım. Cebeci de vardı o tarafta. Cebeci vardı. Tabii Cebeci'de hukuk yurdunda da kaldım ben. İyi bilirim Cebeci'yi. Sevdiğim bir semt. Evet. Oradan giderdim sonra Ankara Tıp Fakültesi'ne psikiyatri için. Oraya da okudunuz değil mi? Evet, orada da okudum. Psikiyatri yardımcı ders aldım. Ve 2 sene orada teorik ve pratik olarak. Ne tabii kadar bir insan. Tek böyle doktorluk şeyim yok, yetkim yoktur ama psikiyatri konusunda şiirlerime de aksettirmişim yani. Kesinlikle. Hep bilgim vardır. Aynı zamanda yani, çocukluğun üniversite yılları da şeyde geçmiş. Gene ve ondan geçmiş. Sonra anlatmak istediğim şu, o bölgede çok insan benden ders almaya başladı. Ve para kazanıyordum. Ama öyle bir raddeye geldi ki artık derslerimi ihmal etmeye başladım. Ve bıraktım da ders vermeyi de. Tekrar derslerime dönerek mezun oldum. Demek ki insan bir şey istiyorsa Teoman abi çalışacak ve şans da onunla birlikte oluyor. Yeter ki istesen. Orada yapmıyordum yalnız Ankara'da. Kıbrıs'a tatil için döndüğümde Kıbrıs'ta da çalışıyordum. Ne güzel, ne güzel. Çalışıyordum. O zaman İngiliz idaresiydi. Evet. 1960 devirlerinde. Ve İngiliz idaresinde. Yani 60'tan önce. Evet. Ben polis yazıldım. Evet. Sivil polis, İngiliz. Special Constable ismi altında. O yüzden İngilizceniz de çok iyi. Ve İngilizcem çok iyi. Ve Rumcası da. Ve biz İngiliz askerleriyle dağlarda patrol yapardık. Ve şeyi arardık yani. Orada EOKA'cıları arardık. Ve onları yakalarlardı. Ellerinde resimler vardı. Benzetirlerdi EOKA'cılara. Getirirlerdi bize. Ve Rumcadan İngilizceye, İngilizceden Rumcaya biz tercümanlık yapardık ve para kazanırdım. Böyle okudum. Yani bana ailemden yahut yakınlarımdan hiçbir yardım sağlanmadı. Zaten öksüz büyüdünüz. Çünkü dedim ben babama mecburum babama karşı bu tahsili yapmaya, bitirmeye. O 1000 lira olayıdır o. Evet. O 1000 liranın şeyi. Uzun konuştum. Şiirinizi alalım. Şiiri. Çünkü babamın. Evet, babanızın şiirini dinleyelim sizden ve Teoman Bey'den sonra da Solmaz Hanım'la devam edeceğiz. Evet. Başlayabilirim. Tabii ki başlayabilirsiniz. O gün farklı bir gündü. Güneş bile sanki isteksizdi. Doğmak için havanın sisi bile dağılmakta direniyordu ama nafile engeller işe yaramıyordu. Güneş mutat görevini yapmış ve ortalık yine ağrıyordu. Güneşin doğuşu ile eşgüdüm içinde çığlık çığlığa ötüşen serçeler yeni günün Temmuz'un biri olduğunu vurguluyordu. Sadece bir konuda emin olabilirdi doğa insanları. Bugün sıradan bir gün değildi. Algılayamayacaktı insanlar böyle. Nitekim o gün de böyle oldu. Babam daha erken uyanmıştı. Her gün günden farklı. Sadece o gün yataktan kalkmak için aceleci de değildi.
bir süre dikili tutmuştu gözlerini tavana ama sonra evine yiyecek götürmesi gerektiğini hatırlayarak kalkıp giyinmiş ve bisikletine süratle atlamıştı. Artık sakin değildi babam. Aksine hayli telaşlanmıştı. Çağrıldığı hissine kapılmış gibi bisikletiyle hızlanmıştı. Babam eşi ve evlatları için son fedakarlığını yapmakta olduğunu nereden bilsin ki? Ve nereden bilsin ki kendisi için kurulan hain pusuya ramak kaldığını? Ve kader tecelli etti birden ve olacak olan oldu neticede. Arkasından isabet eden kurşunlara hedef olmuştu rahmetli babam. Yeşil gözlerini birkaç kez daha açmış, kapamış. Aramışsa da hiçbir sevdiğini görmemiş etrafında. Ve kadere boyun eğerek tek başına gelmiş, tek başına gitmiş lanetli dünyadan. Evet, çok üzünlü ve gelecek nesiller bunları bilsin bence. İnşallah. Yani unutturmayalım. İnşallah. Kaç tane çocuğunuz var? 3 taneydi değil mi? Bizim onlar da eğitimci çocuğum gibi. Var, 4 torunumuz var. Ay ne güzel, Allah bağışlasın. Torunlarımızdan bir müjde vereyim size. Tabii ki. Bir tanesi İngiltere'de. Hangi nerede çalışır? Bir dakika çocuğum. Hep bugün, onun mesleği ne? Yani bir parfüm şirketi ama neydi adı? L'Oreal. L'Oreal'da. L'Oreal'da çalışır Londra'da. Ve akşamleyin haberini aldık, müdür oldu. Çok güzel. L'Oreal'da. bu yani Kıbrıs Türkü için de önemli bir şey. Yani bir Türk'ün L'Oreal gibi böyle evrensel bir şirkette ekranda reklam olmuş oluyor. Bir daha tebrik müdür olması. Evet. Tabii L'Oreal yoktur bizim Kıbrıs'ta onun ajentliği. Tamam. O neyse, kusura bakmayın, farkında olmadan isim verdik. Yani L'Oreal'ın. Peki bir şey daha sormak istiyorum şimdi size. Çok güzel şiirler yazmışsınız. Felsefe için ne söyleyeceksiniz? Zaten çoğu felsefik. Benim yani liseden beri çok sevdiğim bir daldır. Felsefe bütün bilimleri doğuran ana bir konudur. Evet. Yani insanlar ilk çağdan beri bu nedir, bu nasıldır, bu niçindir? Güneş niçin böyle doğar? Evet. Daha hiçbir bilgileri yokken birçok cevaplar vermişlerdir. Tabii sonradan bu verdikleri cevaplar çağlar boyunca bilimleri doğurmuştur. Mesela bir astronomi doğmuştur. Bir fizik doğmuştur. Bir kimya doğmuştur ama hala felsefe insanların iç dünyasını anlatması için bir vasıtadır. Evet, evet. Yani günümüzde de aslında çok gerekli değil mi felsefe? Günümüzde de çok gereklidir. Çünkü yani her insanın kendine göre bir felsefesi olması lazım. Çok doğru. Bir toplumun, bir devletin kendine göre bir felsefesi var olması lazımdır. Evet. Peki Solmaz Hanım'la devam edelim çünkü yavaş yavaş süremizin sonlarına yaklaşıyoruz. Birazcık resimlerden bahsedelim. Hep ilham kaynağımız nedir? Şimdi böyle nelerle besleniyorsunuz? Yalnız şundan bahsedeyim önce. Çünkü söylemezsem onlara haksızlık olur. Mevhibe Hanım,
benim ilk ilham kaynağımdır. Güzel. Yani gerçekten bambaşka resimler yapardı. Etkilenirdik resim öğretmenimizi. Sonra lise 2'de İsmet Behit Güney, o da sanat tarihi öğretmenimiz olmuştu. Ve elinde dünya kadar kitapla sınıfa gelirdi. O kadar güzel resimler gösterdi ve en çok da empresyonizm üzerinde dururdu. Orada işte onu doğuran Monet, ne bileyim Cézanne, Degas, işte Pissarro, birçok ressamdan bahsederdi. Onların resimlerini gösterirdi. Ve ben feci etkilenmiştim bu empresyonizmden. Resim yapmaya gelince, yani ben daha doğrusu bir etkilendiğim... Kursa gitmeseydiniz, resim yapmasaydınız hayatınızda... Kendim yine yapardım. Yani kursa gitmek, hani belki öyle bir ortamda girişim bulunmak. Evet. Yani etkisi olmadı değil. Salih Bey'e de teşekkür ederim. O da iyi bir öğretmendi. Ama içinizde varsa öğretmene pek gerek yok. Kendiniz de yapabilirsiniz. Peki öğretmenlik sizin için nasıl bir meslek? Öğretmenlik için ne söyleyeceksiniz? Vallahi dünyaya yeniden gelsem yine öğretmen olurum. O öğrencilerin o ışıl ışıl gözleri, sizin verdiklerinizi aldıkça size olan yakınlıkları bambaşka bir şeydir öğretmenlik. Bilmiyorum. Peki öğretmek mi daha eğlenceli yoksa öğrenmek mi? İkisi de. İkisi de. Olmazsa İkisi olmaz de. Değil mi? Tabii ki. Öğrencilerinizden de bazen zaman zaman karşılaşıyor musunuz? Çok iyi yerlere tabii, gelen. Her yerde. Çok büyük bir saygı vardı sanki. Biz nereye adım atsak orada mutlaka öğrencimiz vardır. Yani hastaneye gideriz, orada var. Ne bileyim ben, başka bir yerlere gideriz mutlaka. Ama tabii şimdi 5-10 yıl önce veya belki biraz daha öncesinde nereye gitsek daha çok öğrencimizle karşılaşırdık. Ama şimdi nüfusumuz o kadar arttı ki artık arasında kayboluyoruz ve tanıyamıyoruz, göremiyoruz kendilerini. Onlar gelip sesleniyorlar. Ama yine de vefalılar değil mi? Vefa da çok önemli bu hayatta diyorsun. Evet, evet. Kesinlikle. Gerçekten. Peki mesela resim, şiir, müzik aslında birbirleriyle çok bağlantılı. Evet. Özellikle Solmaz Hanım'a, eşinizin resimlerine bakarken o resimler de size ilham kaynağı oluyor mu şiirlerinize? Müthiş ilham kaynağı oluyor. Güzel. Zaten sergilerde de çok yardımı oldu bana. Üç defa kişisel resim sergisi açtım. Parma sergilere de katıldım. Önce ben atıldım ortaya bu, yani resimle uğraşarak. Teoman bana yardımcı oldu. Şimdi son zamanlarda da ben ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Kaç senelik evlisiniz aşağı yukarı? Akşam yaptık hesabını. 60 oluyor bu yıl. 60 senelik. Ay, 60 senedir. Hemen sırrı alıyoruz. Birlikteyiz 60 senedir. Yani 19 Mayıs'ta nikahımız kıyılmıştı 64'te. Evet. Camide. Hangi Mausa. Mausa, Lala Mustafa Paşa Camii'nde. 60 yıllık evlilik. Evet. Vay. Tamam, evet. Sırrı herhalde birbirinize böyle her konuda destek olmak. Evet, en büyük şey o. O başlangıçtaki sözler, hastalıkta, sağlıkta, mutlulukta. Evet. Gerçi bizlerde pek söylenmiyor ama işte. Evet, çok güzel ama hep genelde şey derler, saygı derler herhalde. Doğru, saygı mı? İşte. Ama şimdi o söylediklerinizde. Sevgi bana göre de tamam, evet, saygı kesinlikle de. Şimdi sevmediğiniz bir insana da saygı duyduğunuzu düşünün, sevmiyorsunuz. Yok. O da olmaz. Sevgi olmalı. Zaten bence sevgi önce. Öğretmenlik sevgi demektir benim bana göre. Sevgidir öğretmenliği sürdürten insana. Değil mi? Eğer öğrenciyi sevmezseniz o da sizi sevmez. Sevmeyince dersinizi sevmez. Evet. Dersinizi sevmeyince başaramaz. Genellikle bir araştırma yapılırsa niye başarısızdır bu çocuk falan dersten anlayın ki o hocasını öğretmenle sevmiyor. Öğretmenle değil arası. Evet. Öğretmenle sevmemiştir. İlişkilerinde aramak lazımdır. O halde öğretmeni çok iyi yetiştirmek lazım.
Evet, evet. Yani sevdirici olması, kendini sevdirici olması lazımdır. Yani böyle suratsız bir öğretmen, öğrenciye dargın, küskün, öfkeli bir öğretmen sorunlarını olursa, daha sınıfa girerken de bağırıp çağıran, onun vereceği notlar 1-2-3-0 böyledir. Ama daima güler yüzlüyse böyle öğretmen, o sevilir. Evet. Ben bu sevgiyi her zaman duydum mesleğimde. Hala daha duymaktayım. Hala daha sevilmekteyim. Çünkü sevecenim. Evet, evet. Yani böyle doğdum. Ben devamlı Enver Bey vardı arkadaşım, eczacı bir zamanlar şey. Yahu sen niçin devamlı gülen der bana. Ya ben öyle yaratıldım. Bir şeye güldüğüm yok. O sevgiye yansıtıyorsunuz. Evet. Yani zaten sevilerek öğretilen şeyler hiçbir zaman unutulmaz. Unutulmaz. İki insan düşünün, yani iki öğretmen düşünün. Evet. Bir korkarak ders çalıştığın öğretmeni, bir de severek. Şimdi sevdiğinde diyeceksin ki ya ben bu dersten iyi not almalıyım çünkü çok seviyorum, öğretmenimi üzmemeliyim. Evet. Diğerinde de şunu diyorsun, bu dersten iyi almalıyım çünkü geçmeliyim. Şimdi geçmeliyim dediğin şey kafada bence daha çabuk biter. Ama sevdiğin şey daha çok fazla kalır. Benim Maşuk isminde bir matematik öğretmenim vardı. Sınıfta orada son 5 dakikamız kalmış. Çok başarılıydım cebirden. Ama bir konu oldu. Serbestsiniz diyor imtihanda. Herkes kopya yapabilir. Nesinin kopya yapacak? Kimse de bilmez. Bir tek ben bilirim. Ben kopya verirken beni yakaladı ve o günden beri sen sınıfı geçmeyeceksin diye başladı şey etmeye. Evet, evet. Yani böyle öğretmenlik olmaz. Sen beni takdir edeceksin. Bildiğim için, dersini öğrendiğim için maalesef olmuyor. Yani öfke saçan insanlar öğretmen olmasın. Başka meslekler var. Onları seçsin. Onları seçsinler. Çok teşekkür ediyoruz. Ya aslında daha biz sürü şiir okuyacağız ama zamanımız Eylül'ü okuyamadınız. Bir şiir, yani o kendime ait. Tamam. Kendinize ait bir şiirinizle veda edelim. En başta. Tamam. Şiirdir. Tamam, onu okuyalım. Birinci kısadır. Onu çok isterdim okuyayım da. Hangisi? En başta ben, birinci şiir. Evet. Bu kadarcık bir şey. Tabii ki dinleyelim ve veda edelim. Ben Teoman Ersöz soyadım. İsmimi yaratandan, soy ismimi vicdanımın sesinden aldım. Dünyaya geldim geleli ne yaptım? Ne yaptımsa kendime uyanı yaptım. Bundan sonra da yapacaklarımın farklı olmayacağından eminim. Ben, bu benim. Ben Teoman Ersöz soyadım, insan geldim, insan olarak geri dönmekte kararlıyım. İnsandır en büyük sevgim, merakım. Çok teşekkür ediyorum. Öyle bir o zaman size sorduğumuzda bu hayattan, bu yaşamdan ne öğrendim dediğinizde ne öğrendim? Evet. Sevgiyi değil mi? Sevgiyi öğrendim. Solmaz Hanım siz peki? Aynı şekilde sevgi. Sevmek. Bu yaşamda en önemli şey. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli biz bir program oldu. Biz memnun olduk. Güzel oldu. Veda vakti geldi sevgili izleyiciler. Her zaman söylediğim gibi gözlerinizden ışıltı, dudaklarınızdan tebessüm, gönlünüzden sevda eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Yaşama Sanatı Garden World Cyprus katkılarıyla yayınlanmıştır.